Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي قد اتيتني علما وفهما والحقني بالصالحين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الاول الله والاخر الله الظاهر الله والباطن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير أما بعد رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi yegane sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a aittir. Salatü selam, tahiyyetül ikram, her türlü ihtiram, onun Habibi, Resulü, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyecek olan ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Rabbim içerisinde bulunduğumuz bu mübarek cuma vaktini hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Rabbim bu mübarek cuma vakti hürmetine bizlere her türlü dertten, kederden, afetten, musibetten, görünür görünmez kazalardan, belalardan hıfzu emin eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan beri eylesin. Bizleri iki cihanda aziz eylesin. Ahirete irtihal etmiş olan sevdiklerimiz var. Annelerimiz, babalarımız, kimimizin eşleri, kimilerimizin çocukları şimdi ebedi alemde bizleri bekliyor. Rabbim ahirete irtihal etmiş olan cümle sevdiklerimizin mekanlarını, cennet makamlarını âli eylesin. Yarın hak vaki olup sıra bizlere geldiğinde buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kelime-i tayyibe-i mübarekesiyle ruhlarımızı teslim edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbim sevdiklerimiz de bizleri cennette bir araya getirsin inşallah. Amin. Değil mi? Amin. Dualar amin demek içindir. Cennet istiyoruz Allah'tan. Cemalini istiyoruz. Hayır istiyoruz, iyilik istiyoruz, güzellik istiyoruz. Bu isteklerimize kavuşmak için Rabbimizin bize teklif ettiği mevzu kul olmaktır. Bir talepte bulunuyorsan, bir şeyler istiyorsan elbet bunun bir hak edişi de olmalı. Büyüklerimiz ne demiş? İsteyene verilir. Yeter ki kişi istemeyi bilsin. Bir de istemeye yüzü var mı yok mu onu bilsin. Şimdi istemeye yüzün varsa, yani çalıştıysan, gayret ettiysen, istemeyi de bilirsen Allah verir kardeş, merak etme. Zira vermek Allah'tan eksiltmez. Hatta vermek ağalığın şanındandır. Yeter ki biz yani asgarisinden de olsa bir hak edişe sahip olalım. Bu hak ediş kullukla mümkün dedi. Kulluk dediğimiz nedir kardeşler? Kulluk dediğimiz üç temel hususu bünyesinde barındıran bir yapıdır. Bunlardan biri iman, diğeri ibadet, üçüncüsü de ahlaktır. İman zemindir Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe. İnanacaksın yani. Kalbin tasdik edecek, dilin ikrar edecek ve vücut azaların da bu hakikatlere göre amel edecek. Ve amelün bil erken der idi eskiler.
Yani Allah var diyorsan Allah varmış gibi hareket edeceksin. Peygamber var diyorsan peygamber varmış gibi hareket edeceksin. Kitap var diyorsan kitapsızca davranmayacaksın mesela. Kitaba bakacaksın. Ne diyor kitap? Meleklere iman etmişsen sağına baktın, soluna baktın, kimse beni görmüyor, tamam kafama göre takılabilirim demeyeceksin. Neden? Çünkü iman ettiğin melekler seni görüyor. Amelin bil erken, bak bu mühimdir. Ahirete iman etmiş bir mümin, yarın hesabını veremeyeceği bir iş yapmaz. Çünkü iman etmişsin ahirete, mahşere. Hesaba iman etmişsin, mizana iman etmişsin, sırata iman etmişsin. Kardeş cennete, cehenneme iman etmişsin. İman ettiğin cehennem acıklı bir azapla bekliyor seni. İman ettiğin cennet sonsuz nimetleriyle açmış kapısını, kucağını bekliyor seni. Sen şimdi cehennemin azabına, cennette Cenab-ı Hakk'ın ikramına iman etmiş bir mümin olarak seni azaba götürecek iş yapabilir misin? Yapamazsın ya. İman amelle zahir olur, ortaya çıkar. Hani ne der eskiler? İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Zira lafla peynir gemisi yürümez. Hani Arapların güzel bir atasözü var. Kellim kellim la yenfa' derler. Konuş konuş boşuna. Havanda su dövmek gibi. Müminin hiçbir kelamı boşa gitmez. Çünkü o kelam beraberinde bir tavrı, bir davranışı, bir duruşu, bir tutumu, bir tavır alışı, bir vaziyet alışı, bir taraf oluşu beraberinde getirir. İman bunu gerektirir. Ve imanın kardeşler ortaya çıkartacağı ilk tavır alış, ilk davranış grubu ibadetlerdir. İbadetler İslam'ın şartlarını sayarken zikrettiğimiz namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar farz olan ibadetler. Ama farz ibadetler bunlardan sınırlı değil. Bunlardan müteşekkil değil biliyorsunuz. Doğruyu söylemek de farzdır. Yalandan kaçmak. Haramdan uzak durmak da farzdır. Günaha yaklaşmamak da farzdır. Tatlı dilli güler yüzlü olmak da farzdır. Bu da işin ahlak kısmına giriyor. İman var. İbadet de var. Namaz kılıyorsun. Şimdi bu iman ve ibadetin kardeş doğal çıktısı. Bak doğrudan bir çıktısı var. Hiç zorlanmadan. Yani bir yerde iman varsa, ibadet varsa orada ahlak da var demektir. Ahlak. Yani güzel ahlak kastettiğimiz elbette. Ahlakı hamide. Güzel ahlak nedir? Kalbi selim sahibi bir insanın elinden, dilinden, belinden etrafındakilerin zarar görmemesi, hatta hoşnut olması, razı olması demektir güzel ahlak. Yani bunun dilinden kimse korkmaz. Hakkımda şöyle söyler, böyle eder, gıybet eder, dedikodu yapar, iftira atar, suizanda bulunur, benim hakkımda yalan söyler. Kimse müminden böyle bir şey beklemez. Sonra elinden kimse kendisini tehdit altında hissetmez. Beni döver, bana zarar verir, malımı alır, çalar, eder. Yok. Elbette iffet ve namus hususunda da mümin belki de yegane güvenilir insandır. Çünkü o mümin kardeşinin namusunu ve iffetini kendi namusu ve iffeti gibi görür, korur, muhafaza eder. İman, ibadet ve ahlak kardeşler. İslam rahmettir, mağfirettir, esenliktir, barıştır. Ramazan mesela berekettir. Kur'an şifadır, hidayet kaynağıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaate vesiledir. Ve müminin şahsında bunların cümlesi zuhur eder, kendini gösterir. Yani her kim ben müminim diyorsa, ben Müslümanım diyorsa, İslam'ın o müşfik yüzünün o müminde kendini göstermesi icap eder. Rahmetin, bereketin, şefkatin, mağfiretin o müminde ortaya çıkması icap eder. Çünkü onun iman ettiği din
O dinin Rabbi, o dinin peygamberi, o dinin gönderdiği kitap bunu emreder, bunu tavsiye eder. Tatlı dilli ol der, güler yüzlü ol der, güvenilir ol der. Zarar verme kimseye der. Kendisiyle kolay ünsiyet kurulan kişi ol der. Sana yaklaşmak kolay olsun der. Sohbetin çekilsin, çayın içilsin der. Şimdi ben böyle anlatıyorum bir taraftan, öte taraftan da bunları anlatırken içerisinde yaşadığım Müslüman sosyolojiyi haliyle getiriyorum gözlerimin önüne. Zaman zaman yani şöyle bir tereddüt yaşıyorum. Yani ben bir Müslüman portresi çiziyorum Kur'an'dan, hadisten, sahih sünnetten. Sonra bir Müslüman olarak da yaşıyorum yani. İçinde yaşadığım sosyolojiyi bir tarafa bırakıyorum. Kendim yaşıyorum. Kendi kendime diyorum ki sen öyle bir adam mısın? Lütfen siz de kendinize sorun ya. Sen Allah Azze ve Celle Hazretlerinin hani kalbi selim isterim ben dediği mümin var ya mahşer günü. Ayet-i kerimedir yani. O gün mallar ve evlatlar size fayda vermez diyor Allah. Peki yani kalbi selim, ancak kalbi selim size fayda verir. Kalbi selim ne? İçerisinde Allah'ın sevgisi olan, dışarıya da o sevginin taşarak yansıdığı kalp. Rahmet nazarıyla bakan, yaratılmış cümle mevcudata merhamet eden, söylediğim gibi çayı içilen, sohbeti çekilen, kendisine güvenilen, tatlı dilli, güler yüzlü adam, mümin. Diyorum ki kendime, peki sen öyle bir adam mısın? Mesela hanımın senden razı mı? Hoşnut mu? Annen baban sana haklarını helal etti mi? Haklarını helal ettirecek bir evlatlık yapabildin mi? Yapabiliyor musun? Çocukların mesela senden korkuyor mu? Seni seviyor mu? Sana ne kadar saygı duyuyor? Seni ne kadar adam yerine alıyor? Seni ne kadar örnek alıyor? Ya da bir diğer ifadeyle sen çocuklarına örnek olacak bir baba mısın? Mesela soruyorum kendime, oğlum benim gibi olsun ister miyim istemez miyim? Sonra iş arkadaşlarım, acaba benden razı mı, hoşnut mu? Komşularım mesela, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle der. Kişi ölse, musallaya konulsa, 3 tane yakın komşusu gelse, bak kardeş, 3 tane yakın komşu. Dese ki musallanın başında, Allah'ım biz bu adamla ya da bu hatun kişiyle komşuluk yaptık. Şu kadar zaman, yani yüz yüze baktık, kapılarımız karşılıklıydı. Ben hiç zararını görmedim. Hiç ondan endişe ve korku hissetmedim. Ben ondan razı oldum ya Rabbi, sen de razı ol derse, 3 tane komşu kardeş, senden razı olduğunu senin musallana gelip Allah'a arz edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki Cenab-ı Hak ona azap etmekten içtinab eder. Madem ki komşuları kulundan razı, ben de ondan razıyım der. Soruyorum kendime, sen komşularının razı olduğu biri misin? Köyde sınırdaşların var mesela. Burada, karşıda, aynı apartmanda birlikte yaşadığım insanlar var. Sevgili kardeşlerim, güzel insan olmak zorundayız. Ahlaklı insan olmak zorundayız. Sahip olduğumuz iman, yaptığımız ibadetler, ancak biz ahlaklı insanlar olursak yarın mahşerde bizim için kurtuluşa ümit olabilir, vesile olabilir. Eğer biz güvenilir insanlar değilsek, çok açık ve net söylüyorum. Bak, güvenilir insanlar değilsek, kendisinden korkulan insanlarsak, eğer biz çevresine işte bak mümin dediğin böyle olur dedirtemiyorsak, hatta üstüne lan bir de namaz kılıyor, şu hale bak dedirtecek işler yapıyorsak, sahip olduğumuz imanın ya da kıldığımız namazın bizi sırattan geçirip cennete ulaştırma ihtimali azalıyor demektir. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Kendimize ahlaki açıdan çeki düzen vermek zorundayız. Şunu anlatıyorum kardeşler. Allah göz vermiş ama harama bak diye değil. Harama bakmayacağız. Bitti. Çok açık ve net.
dört bir tarafımız haram olsa bakmayacağız. Hasbelkader yolda yürürken bakışımız değse de görmeyeceğiz. Sarf-ı nazar edeceğiz. Yani göz vermiş Allah, biz onu haramdan sakınacağız. Dil vermiş Allah, haramı konuşmayacağız. Kardeş, yalan söylemeyeceğiz. Bak, bugünkü cuma vaazında hoca ne anlattı diye sorulacak olursa, hoca dedi ki, yalan söylemeyecekmişiz. Bu cümleyle çıksanız yeter bugün buradan. Yalanı hayatımızdan çıkartacağız. Yalanla iman kalpte bir arada bulunmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yalanı hayatımızdan çıkartacağız. Bak, gıybeti, dedikoduyu, suizanı, iftirayı saymıyorum bile. Dil yalana dönmeyecek. Dünya tersine dönecek. Senin dilin yalana dönmeyecek kardeş. Yalan söylemeyeceksin. Doğruyu söyleyemediğin yerde sukut edeceksin. Her zaman doğruyu söyleyemeyebilirsin. Her doğru her yerde söylenmez zaten. Usul var, adab var. Ama yalan, yalanın meşru mazereti yoktur. Başka ne söylüyoruz? Başka diyoruz ki eline sahip olacaksın. Elin harama uzanmayacak. Sana ait olmayan, hakkın olmayana el uzatmayacaksın. Bu para olabilir, mal olabilir, herhangi bir menfaat de olabilir. Eli kalem tutan kardeşim, imza atarken attığın imzanın yarın hesabını Allah'a vereceğini bilerek atacaksın. Esnaf kardeşim, parayı alır verirken, malı satarken, parayı sayarken, yarın huzurun mahşerde hesabını vereceğinin bilinciyle, şuuruyla hareket edeceksin. Sonra ayakların seni harama götürmeyecek. Gitme kardeş harama. Mecbur değilsin. Sen bir müminsin. Sen namaz kılan bir müminsin. Dün bir ay oruç tutmuş bir müminsin. Harama gitmemelisin. İman ve ibadet doğal çıktı olarak ahlaklı bir adam ortaya çıkarmalı. Tatlı dilli, güler yüzlü. Yüzüne bakılır, çayı içilir, sohbeti çekilir. Kendisine güvenilir, sır verilir, dert anlatılır bir adam. Bak, bu iman ve ibadetin doğal sunucudur kardeşler. Rabbim tavırlarıyla, davranışlarıyla, tutumlarıyla, sesiyle, sözüyle iman ve ibadet sahibi bir mümin olduğunu eşine, dostuna, çevresine ısrar eden güzel insanlar olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.